hem idari açıdan çok mücadele edelim, hem mali açıdan çok mücadele edelim. Bence aslına baktığında seçilen yönetimi de demokrasi kılıcı gibi üzerinde duruyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani başarılı olmasını istiyor genel delegelerin, genel kurulu üyelerin bence yeni seçilecek O yönetimin. yüzden güçlü bir aday gelirse herkesi birleştireceği, herkesin üstün tutacağı, yani bu bizim başkanımızdır, herkes buraya sahip çıkmıştır, herkes elinden Aynen, tutmuştur aynen. ve yukarı kaldırmıştır dediğimiz bir aday olursa eğer, o zaman ne bu daha sonra bir idari ibrazsızlık takip edilir, ne mali ibrazsızlık takip edilir. Herkes o aday arasında birleşir. Ama Galatasaray'ın da ben şöyle söylemek istiyorum. Nakit bir 50 milyon euro ya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü borçlar var, alacaklar var. Bir önceki transferlerin taksitleri var. Ondan sonra bonservis giderleri var. Futbolcuların alacakları var. Yeni bir kadro yapılanması olacak. Galatasaray'ın çünkü bulunduğu pozisyon itibariyle yeni bir kadroya Şimdi ne ihtiyacı var. olacak? Torrent? Torrent ne olacak? Ne olacak? Ben antiparantez bir şey daha açayım burada. Okan Buruk'un da önü açılmıştır. Allah Allah. İlginç Yani bir ses. çünkü Burak Elmas yönetiminde Okan Buruk'a karşı bir veto vardı. Yani bizim zamanımızda gitti. Galatasaray'a bir şey kazandırmadı denildiği bir Okan Buruk da vardı. Ama ilerleyen günler neyi gösterecek belli etmez ama ilk önce biz bir başkanı seçelim. Senin kişisel kanaatin ne? Sen hep kongreleri takip etmiş bir muhabir arkadaşımız. Özel röportajlar da yapmışsındır, hep izledik, okuduk. Senin kişisel kanaatin ne? Gerçekçi bakmak lazım. Bu tip şeylerde hayalcilik ya da duyguyla hareket etmek insanı yanıltabilir. Gerçekçi baktığında 50 milyon euroyu verebilecek kim var? Hadi Dursun 50 milyon Özbek başkan var şu an. Dursun Bey var. İyi para be. Basit bir 50 soru. milyon Basit, euro. çok basit bir soru sordum. Çok iyi para, Ama 50 milyon bulacak da euro. başkan adayları da var. 1 milyar Metin euro. Öztürk'ün de bulabilecek ve gerçekten mali yapısı da müsait. Abdurrahim Albayrak'ın da keza öyle. Ben kafamda yani hani böyle bir oluşum olduğunu için söylemiyorum. Benim kafamda hep sanki böyle Dursun Özbek başkan, Abdurrahim Albayrak başkan, Metin Öztürk üçünün birleşeceği bir formül olabileceğini düşünüyorum ama benim şahsi düşüncem bu. Ama genel kurul çok farklı temayülleri olabilir tabii ki, olacaktır da. Belki bu söylediğim adaylar birbirleriyle anlaşma noktasına gelemeyecek, farklı şekilde yola çıkacaklar. Ama Galatasaray'ın artık bir birleştiriciye ihtiyacı var. Bu birleştirecek Dursun Özbek altında olur, Abdurrahim Albayrak altında olur, Metin Öztürk altında olur. Ama kesinlikle Galatasaray'ın bir birlikte hareket etmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi baktığımızda Beşiktaş'ta başkanlık seçimi neydi? Fikret Bey gitti ama onun mali grup başkanı Nur Çebi, değil mi? İcra Kurulu İcra Başkanı. Kurulu Başkanı. Evet. Geldi, başkan oldu. Evet. Fenerbahçe'de Ali Bey, Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım döneminde çalıştı. Gitti, geldi, başkan oldu. Galatasaray'da bu gelenek eskiden vardı. Hatırla işte, rahmetli Özhan Can Aydın futbol şube sorumluluğu yaptı, geldi. Adnan Polat futbol şube sorumluluğu, geldi, başkan oldu. Gibi gibi gibi, bunlar kendi içinden çıkarttığı başkanlar var. Potansiyel başkan. Galatasaray'da o gelenek bitti mi? Tabii ki Galatasaray'da o gelenek bitmedi. Galatasaray kendi içinden tabii ki başkan adayları çıkartır ama son dönemdeki yıpranmalar ve son dönemdeki birliktelikler bunu çok fazla işaret ettirmiyor. Yani sürekli bir yeni başkan adayına ihtiyaç var ama yeni başkan adayı da Galatasaray'da deneyimli. Galatasaray'ın arşivini, Galatasaray'ın geçmişini ve Galatasaray'ın dinamiklerini iyi bilebilen bir başkan adaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Peki mesela Burak Elmas yönetiminde başkan adayı olma potansiyeli, başkan potansiyeli olan isim var mıydı? Yoktu. Yoktu. İşte asıl şey bu. Şifre bu. Yani buradan sonuca varabiliriz. Burak Elmas yönetiminde kendisinin dışında başkan adayı olma ya da potansiyel olan kimse yoktu. Şimdi Aykut İnce'nin saydığı, senin saydığın ekibin içerisinde Galatasaray'ın geçmiş yönetimlerinde 3 tane, 4 tane başkan adayı olabilecek yöneticilerin bir arada Galatasaray'ı yönettiği dönemler En az gördük biz. 3-4 isim var. Mesela Ali Dönemler Dürüst gördük. Tabii konuşuldu. yani öyle yönetiliyordu. Yine iş oraya evrilecek. Dediğim gibi. Dursun Özbey'in çatısı gibi görünüyor. Ha Adnan Bey, Metin Bey şöyle bir yol izleyebilir Metin Öztürk. Benim ekibim, projelerim hazır. Zaten Hazır, yakın tabii ki. zamandaydı. Dolayısıyla ben yine başkan adayı olarak gireyim. Kaybedersem de şayet muhalefette kalmak, hatta ana muhalefet diyelim, orada kalmak
Galatasaray'da işler beklenildiği gibi gitmediğinde beyaz atlı prens gibi beklenen adam olabilirsiniz. Bu şey demek değil, kötü gitmesini bekler diye değil. Ama bu işin tabiatı gereği böyledir. İkinci oyu alan adam Galatasaray'da ya da başka kulüplerde en çok ikinci oyu alan adam, işler kötü gittiğinde otomatikman hani beklenen isim, beklenen adam, sesi yükselmesi gereken adam diye bakılır. Öyle bir strateji de izleyebilir belki Metin Bey. Ya da birleşmeler olur belki Serhat Asya. Ya birleşmeler olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü ortak gaye, ortak amaç, Galatasaray'ın ayağa kalkması, Galatasaray yani ayağa kalkması değil de Galatasaray'ın daha böyle ferah bir şekilde hareket etmesi, bu seneki gibi kötü mücadelesiz değil de önümüzdeki seneler daha çok mücadeleci yapıya sahip olması, hem maddi olarak hem de sportif açıdan daha iyi yerlere gelebilmesi açısından birleşmenin ben daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki ilerleyen günlerde daha başkan adayları da çıkacağını düşünüyorum. Yani sırf böyle kalacağını düşünmüyorum. Eşref Amcaoğlu'nun da ekibinin de hadi biz tekrardan devam edelim diyeceğini düşünüyorum. Eşref Amcaoğlu'nun da bu başkan adayları olabileceğini düşünüyorum. Ünal Aysal'ı da saydık zaten. Abdurrahim Albayrak'ın bir aday olacağını düşünüyorum. Kendi değil de bir ekibin içinde dahil olacağını düşünüyorum. Metin Öztürk'ün zaten aday olduğunu biliyoruz. Dursun Özbey'in aday olacağını düşünüyorum. Aslında Galatasaray'ın ilerleyen günlerde ve bizi de ilerleyen günlerde çok fazla meşgul edecek ama tatlı meşguliyet olacağı bir seçim atmosferine girdiğimizi düşünüyorum. Burak Bey nerede hata yaptı? Burak Bey nerede hata yaptı? Burak Bey en büyük hatası dün kongrede konuşulan işte ben sana saydığım bütün şeyler, vaatlerin yerine getirilmemesi. En büyük hata olarak bu gözüküyor. Getirilmemesi mi? Getirilmemesi. İkinci en büyük hata Fatih Terim tabii ki gidebilir ama Fatih Terim gidiş şekli hiç yakışmadı. Bundan dolayı hata yaptığı söylendi. Bir de yönetimdeki bazı yönetim kurulu üyelerinin çok yıpranması ve bu yıpranmadan sonra da ki yıpranılmış bir yöneticinin arkasından çok fazla durulması, sahip çıkılması bu ibrasızlığın önünü açtı diyebiliriz. Son söylediğim paragraf çok önemli. Değil mi? Hı hı. Işıtan Bey'in çok önemli. İkinci başkan değil mi? Işıtan evet. Bey'in özellikle sanki Burak Bey'den ziyade Işıtan Bey'in isminin geçtiği yerlerde Galatasaray'da daha fazla tepki olduğunu biz görüyorduk. Ben tanımıyorum şahsen ama gördüğüm, okuduğum, aldığım hava o. Gerek ekranlardan gerek sosyal medyadan. Bu biraz sanki Burak Bey'i yordu o süreç. Beraber yürüdüğü arkadaşların isminin bu kadar. Bir de mesela Işıtan Gün ve Fatih Hoca karşı karşıya göründü dışarıdan. Böyle bir terazi olur mu yani Fatih Hoca'nın olduğu yerde ağır basma şansınız zaten yok. 3. Mesela PSV Eindhoven maçından sonra yeni bir yola gireceğini söyledi ya Burak Bey. Hocayı da dedi bu konuda ben ikna ettim. Ben anlatmışım. Gençleşme, yatırım, şu bu falan genç kadro. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Hadi insanlar bir süre beklediler. Oradan da bir sorun çıkmadı. Fatih Hoca gittikten sonra yerine bir teknik adam getirdiniz. Ondan da bir sonuç çıkmadı. Ondan da iyi bir şey çıkmadı. Yani iyi çıkan şey kötü çıkan şeyin altında kaldı. Genel olarak, idari olarak Galatasaray'da. Hem sportif hem idari olarak. Bu sonuçta biraz kaçınılmaz oldu. Ha. Ama bakın 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda bu işlerin başkan değiştirme moduna sürecine kadar gitmesinin sıkıntısı şu. Galatasaray şu an bir yerde iddialı olsaydı futbolda. Şimdi nasıl olacaktı bu başkan değişimi? O yüzden belki şöyle bir iç tüzükte değişiklik düşünebilir Galatasaray ileriki süreçte. Böyle mali ve idari kongreleri şeyle birlikte, seçimlerle birlikte Mayıs ayını, Haziran ayını almak gibi. Beşiktaş'ta böyle sezon içerisindeydi bu. O sezon sonuna kaydırıldı. Yönetimleri, takımları etkilemesin, süreçleri etkilemesin diye. Belki hani başkan değiştirmek kötü gidiyorsa iyidir. Demokrasinin desteklenmesidir. Ama süreç olarak ama, belki oralarda sıkıntı olur. Ben mesela yine şunu söylüyorum. Mesela Trabzonspor yerinde şu an Galatasaray olsaydı ve aradaki fark çok büyük olsaydı. Şu an Trabzonspor modeli olsaydı Galatasaray'da. Üstüne üstelik Barcelona'da eze eze geçseydi. Şu an çok farklı bir Galatasaray konuşacak. Tabii canım. Mali Kongre'de oho her yerde aynen. Yani. O çok yüzden büyük ben hep şunu vardı söylerim. Yani Burak Başkanım. Bir, en önemli olay sportif başarı. Yani sportif başarının mesela Galatasaray'ın bu sene küme mi düşüyor denilmesi yani öyle bir şey olamaz. Hiçbir zaman ben olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey kondurulması bile dün gelen Galatasaray kongrelerini çok rahatsız etti.